selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Anne evin hakkında çok güzel yorumlar geliyor. Senin en iyisini hak ettiğini. Yani diyorlar ki Sevil teyze her şeyin en iyisini hak ediyor. Ev çok güzel olmuş. Şeref amcayı da tebrik ediyoruz diyor. Hem İstanbul'daki evini yaptırdı hem de diyor Karasu'daki evini yaptırdı. Köydeki evini yaptıracak. Tebrik ediyorlar ikinize. Herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun iyi dilekleriniz için. Eşime de çok teşekkür ederim. Şeref amcanıza da çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Benim Şeref Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler karşısına. Sırtım biraz ağrıyor ama teşekkür ederim. Sırtım ağrıyor. Annem de sağ olsun desene. Sağ olsun. Hadi bakalım. Kaynana kaynana. Sen de olacaksın kaynana bir bakalım. Allah'ım nasip etsin bizlere de kaynana olmayı. Arkadaşlar bugün günlerden cuma ve biz hafta sonunu teyzemlerde geçirmek istedik. Benim iki tane teyzem var. Birisi Sakarya'nın Hendek ilçesinde, diğeri de Sakarya'nın Akyazı ilçesinde. Hendek'teki teyzem yeni ev almıştı. Sanırım 3-4 yıl oluyor. Belki de daha fazla olmuştur ama 3-4 yıl oluyor galiba. Ben bir türlü gitmek nasip olmadı. Şimdi o Nazmiye teyzemden bahsediyorum. Nazmiye teyzem köyde dedemin yanındaymış. Şimdi köye gideceğiz. Hem dedemi göreceğiz. Hem de Nazmiye teyzemle birlikte bu akşam Hendek'e döneceğiz. O dönecekmiş çünkü Metin var. Oğlu kalacakmış. Babam bizi teyzemin yanına bırakacak. Metin gelecek bizi alacak. Hendek'e geçeceğiz. Bu gece Nazmiye teyzemde kalacağız. Ben de evini göreceğim. Hani hiç ev izniniz falan almadım. Sen hiç görmedin mi? Hayır, ilk defa görmedim. Çok güzel evi var. Sağlık olsun. Bir daha sonra artık alırım. Yarın da arkadaşlar Ayşe teyzeme geçeceğiz. O da işte Akyazı'da. Akyazı ve Hendek yakın birbirine. Ben açamıyorum anneciğim. Bunu mu diyorsun? Nazmiye teyzem gelir mi anne acaba Akyazı'ya? Gelir. Neyse yarından bir dakika bir tanem. Anne bayağı. Bırakma. Yarın da Akyazı'ya geçeceğiz. Yarın da Akyazı'da kalacağız. Pazar günü döneriz arkadaşlar. Pazarda babam gelir bizi almaya. Biraz Çark Caddesi'nde gezeriz. Bir Adapazarı turu yaparız. Sonrasında Karasu'ya geliriz arkadaşlar. Öyle. Öyle yani şimdi. Gezmeyi hak ettik yani. Şimdi önce babaannem de bizimle. Önce babaannemin köyüne çıkıyoruz. Babaannemin köyüyle annemin köyü dipdibe. Karatavuk ve Hemşin köyü. Çok kafanız karışıyor biliyorum ama. Önce babaannemin köyüne çıkacağız. Babaannemin kardeşlerini falan göreceğiz. Hepsi oradaymış. Babaannemi oraya bırakacağız. Hafta sonu babaannem de kendi kardeşleriyle kalacak. Oradan dedemin köyüne geçeceğiz yani. Annemin köyüne geçeceğiz teyzemin yanına. Babam da Karasu'da tek başına kalacak. Yalnız kalacaksın ya bu akşam. Korkmasın değil mi? Korkmam. Şey yap, uyumadan önce anneni ara. Annen sana ninni söylesin. Adamın bir kafası rahatlayacak iki gün. Boş versene. Anne, bana bak. Teyzeler diyor ki, bu kolu diyor niye böyle geçirmiyor buradan diyor. Bunu geçir bakayım. Bunu, oldu bunu da geçir. Ay, meğersem böyle ne güzel oluyormuş değil mi? Gel bak dur. Atma ama tamam mı? Elinden alsın. Ver nefese ver. O da tuzlu bisküvi mi seviyor? Dur dur acele etme. Vallahi. Şurada her türlü bisküvi. Şurada kene mi var? Ha, kene var. Kene var. Ben de bayat olanlar. Evet. Nefes tut. Tut. Nefes tut. Beğen be, beğen be, beğen be. Dur. Bitirdi evet. Dur beraber verelim. Hadi beraber verelim. O küçük oldu o zaman dur. Hadi gel. Dışarı yemek yemeye gitmişler AVM'ye. Nefes tut. Öptü mü elini? Nefes elini öptü mü? He? Öptü mü elini? Evet. Bekle atmadı. Atma. Aferin kızım. Son bir tane. Güzel amca mı diyor? Onu bitirsin. Onu bitirsin. Güzel amca mı dedi? Güzel amca dedi biliyor musun? Güzel amca dedi. Güzel amca al tut hadi. Ver al bunu al tut. Birlikte vereceğiz. Atma. Atma. Bitti. Afiyet olsun de Badi'ye. Afiyet olsun. Bak orada var. Ye hepsini. Çok tatlı konuşuyor ya. Badi. Selam abi. Bitti bitti. Sev bakayım. Her yerde bir köpek. Ay dede nasıl sırt kaşı var. Uzun
beni dövecek şimdi onlar. Şimdi dedemin evindeyiz arkadaşlar. Şöyle hemen bir sofra kurduk. Çorba makarna yaptık. Hadi gel. Gel. Var var hepsi dedeme göre değil mi anne? Şimdi kızımla şöyle bahçede gezelim dedik. Onlar galiba domates falan anneciğim. Deden ekmiş. İşte onlar bilmiyorum. Domates, biber. Şuradan geçeceğiz gel. Gel bakalım şuradan geç. Gel. Şuradan eğil bakalım. Eğilerek geç. Dur. Dur. Ha, şu kenardan geçelim. Geç anneciğim. Geç. Buradan buradan. Geç 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 geç. Şöyle gel. Allah. Şu yoldan gideceğiz. Gel. Evet. Şimdi dedemin kapısında şöyle 90 yıllık bir dut ağacı var arkadaşlar. Bu beyaz dut ağacı. Şurada kirpi var. Bakar mısınız? Şimdi biraz hava kararmaya başladı akşam ezanı hakkında. Şimdi teyzem nefesi götürüyor kirpi göstermeye. Ay ay nefes. Gördün mü kirpiyi annem? Dut yemeye geliyorlarmış. Akşam diyor teyzem 4-5 tane oluyorlar diyor. Dut diyor annem. Dut'u seviyormuş senin gibi. Ağacın arkasına saklan. He? Gel sen gel. Gel gel gel. Şimdi biz dün gece teyzemin evine geldik. Şu an Hendek'teyiz arkadaşlar. Ama teyzemin evine mi geldim, botanik bahçeye mi, anlam veremiyorum. Çünkü teyzem bazı şeyleri fazla abartmış. Teyze abartmadın mı sence de? Yok, ne abarttım? Bir anlatır mısın çiçeği? Bu mikrofon çiçeği. Evet. Evet, şöyle. Hadi gel daha. Hangisi? Evet. İsimlerini söyle. Menekşe. Hangisi menekşe? Menekşe, şimenekşe. Şunlar menekşe. Seni daha iyi bilir. Bunun ismini bilmiyorum ama bu benden aldın bu çiçeği değil mi abla sen? O senden de almıştın mı? Abi bu çiçek çok güzel bir çiçek. Çok güzel oluyor. Bunu nereden aldın? O şeyde. Neydi bunun adı? Bulmadığını biliyorum. Böyle burada çiçekler var arkadaşlar. Şimdi bunlar bir şey değil. Bu basit bir şey. Orkide bunlar. Basit yok, az var yani şu an. Birazdan balkonu göstereceğim de o yüzden diyorum. Bak ablam tohumlandırmış bak. Bak orkidelerin tohum olmuş bak şurası. Çiçek açtığı zaman ona bir şey yapmış. İnternetten görmüş. Gerçekten olmuş öyle tohum. Ne yapacak şimdi? Bunu alıp dikecek. Tohum ekecek. Orkide çıkacak. Çok mantıklı. Şeyin adı neydi? Onu da bilmiyoruz. Şurada da var. Diğer çiçekleri balkonu göstereceğim size. Şu şeyler çok güzel olmuş teyze ama. Bunlar kaktüs. Kaktüsler çok güzel olmuş. Bunlar açıyor da. Evet. Hem kurumuyor hep dışarıda duruyor. Ama susuz kalmış onlar. Susuzmuşlar ben bir su dökeyim onu. Sizin yatağın altına var. Oralardadır. Sağ, öte iki tarafının altına Nefe, var. Nefe sen sevdin mi abiyi? Sevdin beni. Şimdi Sevde. Dur Sevde. Sevde. Ne oldu? Sevde biraz dayısını paylaşmak istemiyor galiba. Evet Mücahit benim en yakışıklı kuzenlerimden bir tanesidir. Hiç de yok mok demez. Öyle de mütevazıdır. Ha. Öyle de mütevazıdır. Şimdi balkondaki teyzemin çiçeklerini çekeceğim. Teyzem de 15 gündür köydeydi arkadaşlar. O yüzden biraz bakımsız kalmışlar. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Ben beceremiyorum ya. Valla yapabilene helal olsun. Biz şimdi teyzemlerden çıkış yapıyoruz. Mücahit'i İstanbul'a götüreceğim. Çocuk bakıcısı olur. Nefes Mücahit'ten başkasına gitmiyor. Bayağı yıldızlar uyuştu. Ama bir daha gördüğünde büyük ihtimal yine bir çekingen davranır. Hatırlasa bile. Sonradan açılır. Genelde öyle oluyor. Şimdi burada annemin amcası var. Oraya gideceğiz. Amcası vefat etti daha doğrusu. Yengeye falan başsağlığına gideceğiz. Sonra belki burada bir pazar varmış. Cumartesi pazarı. Belki ona uğrarız. Oradan da Akyazı'ya. Özlemlere.
Balonu sen mi şişirdin? Şimdi meşhur Hendek Pazarı'na geldik. Başka pazar kuruluyor mu kuzen burada? Kuruluyor. Hangi gün? Salı günleri. Nefes, arabaların oraya kaçarsa alamayız, tut eline. Patlar orada bakalım. Şimdi kumaş falan varmış dediler. Annem cezboldu tabii. O yüzden geldik, bakacağız biraz elbiselere falan. Belki Nefes'e bayramlık bakarım. Pazarlarda güzel şeyler oluyor çocuklar için. Tut. Hadi Mücahit, bugünkü pazarda çocuk bakma görevi sende. Mücahit kovacak beni birazdan. Gel arkadaşlar, öyle değişik bir yolculuktu ki anlatsam inanmazsınız, o yüzden anlatmayacağım. Şimdi Ayşe teyzemdeyiz. Şöyle bize çok güzel yemekler hazırlamış. Hemen karnıyarımı alacağım ve yemeğimi yiyeceğim. Teyzem ve yeni binası. Bu evin ev turunu çektik mi acaba YouTube'a ya? Şu güzel yaptığın dekorasyon köşelerini çekebilir miyim? Çekebilirsin. El emeği dekorasyon köşeleri var Özlem'in. Al ama. Aşkım var. Evet var ya. Tamam, çekil çek. Şimdi Özlem markete gidiyoruz. Bir insanın babasının kendi adına daha ondan daha büyük kardeşleri olmasına rağmen kendi adına bir market açması ne kadar gurur verici ve bu konuda kendini ne kadar mutlu hissettiğini tahmin edebiliyorum. Hiçbir zaman babamın Seda marketi olmadı mesela. Ama senin babanın bir Özlem marketi var. Evet. Ne hissediyorsun Özlem market? Sana bana bana getirdikleri sana söyleyeyim mi? Bir de Özlem'in oğlusu. Aşığım ona, aşık. Bir öpeyim, bir öpeyim. Ne hissediyorsun? Bana getirdiklerini sana söyleyeyim mi? Söyle. Karbonhidrat. Gereksiz ekstra kilo. Evet. Ve şimdi kilolarımıza kilo eklemek adına bedava dondurma almaya geldik. Evet. Hem de Algida. Şunlar bizim küçüklüğümüzün şeyi değil mi ya? Dur seç. Ben bir tane bunu seçtim. Tamam seç. Dur. Şu yeni mi çıktı şu renkli Twister? Evet. Ne? Güzel. Denedin mi? Denedim, güzel. Buz parmak alayım diyeceğim. Bunun aynısı. Evet. O zaman saçma olur. İnsan bedava olunca seçemiyor. Gidiyorlar. Enişte onlar. Çarşıya gidiyorlar. Aa, şu möğü seçeceğim Özlem. O ne ya? Bilmiyorum. İlk defa gördüm. Ben... Çikolata kaplı nefis dondurma. Möğü seçtim. Hadi bakalım. Bir tane bunu seçtim. Enişte helal et. Haydi diyorum ama. Ya da marketin sahibine söyleyeyim. Helal et aşkım. Düşünmem lazım. Öyle mi? Market senin ismi mi peki? Evet. Şu üç kardeşin güzelliğine bakın. Evet. Hepsinin anneanneme benziyor olması. Hayır teyze, en küçük annem. Ama annem belli oluyor zaten en küçük olduğu. Nasıl belli oluyor? Oluyor, evet. He. Evet. Biz yaşlandık ama öyle mi? Hayır. Hepiniz yaşlandınız ama. Ne oldu? Kimin küçük olduğu belli olmuyor mu? Bildiğiniz için. Oluyor. Annemin en küçük olduğu belli olmuyor. Oluyor. Yüzden belli oluyor aşkım. Evet. Sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum. Keşke sizler kadar güzel olabilseydik. Evet ya. Bir kere annemin fotoğrafını gösterdim vesikalık arkadaşlarıma. İnanmadılar. İnanmadılar. Bu kim diyorlar. Çok kızım. Bak en az ayağınızı. Allah'ıma bin şükür. Hadi gel aşkım. Çok güzel. Elhamdülillah canım. Biz bir kahve yapıp ben düşünelim. Ben çirkinim demedim. Ben kendimi güzel bulmam. Biz bir kahve yapıp bunu düşünelim Özlem. Evet. Bugün de nasihatimizi aldığımızda göre. Günaydın arkadaşlar. Kahvaltı masamız şöyle. Kardeşler kahvaltılar hazırlıyor. Şimdi kahvaltı yapacağız. Bugün bir de babalar günü. Babaların, tüm babaların, baba olmak isteyenlerin, kendini baba hisseden herkesin babalar günü kutlu olsun arkadaşlar. Baba adayları. Baba adaylarının, işte baba olmak isteyen, gönlünde birisine karşı babalık hissi duyan herkesin babalar günü kutlu olsun. Ya da kendini baba yerine koymuş anneler. Birçok kişi var kutlanacak. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Şimdi kahvaltı yapacağız. Babam da geldi. Böyle bugün günlerden pazar. Ev sevgici yap. Ay pamuk bu pamuk. Arkadaşlar şimdi Karasu'dayım. Biraz karışık bir vlog olmuş diyebilirsiniz ama gerçekten günlerimiz o kadar karışık geçti. Önce Karasu'dan çıktık. Babaannemin köyüne gittik. Oradan dedemin yani annemin babasının köyüne geldik.
Oradan o gece Hendek'e geçtik. Hendek'ten Akgezi'ye geçtik. Sonra tekrardan şu anda Karasu'dayız. Ve çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Böyle tabii ki bütün gün elimde telefon yoktu ama bazı anları böyle çekmek istedim. Güzel bir anı olsun istedim. Birkaç sene sonra izleyince bu günleri hatırlayayım istedim. Vesaire vesaire. O yüzden çekim yaptım. Hem de sizler de izlemeyi sevenler var. Çok şükür ki sevmeyenler olduğu kadar. Hem de sizler için de böyle keyifli bir video olsun istedim. Neyse videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.